Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. Videoma başlamadan evvel hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Şu anda Romanshorn'dayım arkadaşlar, çalışıyorum. Bugün günlerden Perşembe, hafta sonuna az kaldı. Bugün, yarın da çalışalım, sonra hafta sonu yalnız. Uf, çok yapılacak iş var arkadaşlar, çok yapılacak iş var. Nasıl yetiştireceğiz ben de bilmiyorum sene sonuna kadar. Her gün biraz fazla çalışıyorum, 1-2 saat fazla çalışıyorum bitirebilmek için. Bakalım. Yalnız tabii ki benim işimi gücümü anlatmak için bu videoyu açmadım. Bu videoyu neden açtım? Buraları güzel yerler olduğu için sol tarafta Bodden See Gölü kalıyor. Yani İsviçre'nin sınırına geldim. Bugün buradayım. Şimdi Romanshorn, burası Romanshorn. Buradan St. Gallen'e doğru yol alıyorum. Bunu da yan bilgi olarak vermiş olayım. Arkadaşlar, dün bir video yaptım. Evet, doğru, işçi aranıyor. Elektrikçi üzerine personel, hastanede bakım üzerine personel aranıyor. Çok çok yorumlar geldi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum yorumlar için. Arkadaşlar, tabii ki mesela birisi de yazmış, tanıdığı varmış. 3 kişi bakım üzerine diploma almış. Onlar İsviçre'de bir fabrikada çalışıyorlarmış. Neden bakımda az para kazanıyorlarmış? Benim bildiğime göre bakımlarda paralar aslında iyidir. Yalnız kötü tarafı cumartesi, pazar ve akşamları da çalışma mecburiyeti var. Bakımlarda, hastane olsun, huzurevi olsun. Tabii ki orada günün artık diyeyim 24 saatinin 16 saati bakım, yani gece de personel oluyor. Herhangi bir acil durum oldu mu gece de birisi nöbet tutuyor. Onun için tabii ki günde 8-8,5 saat lan olmuyor. Oluyor da bir gündüz çalışırsınız, bir gece çalışırsınız, bir öğle çalışırsınız, yani vardiya çalışırsınız. O doğru. O paraya göre de aldığınız para artık yeterli mi yetmez mi? Onu ben videolarımda tartışmıyorum. Benim size söylemek istediğim, işçi aranıyor arkadaşlar. Elektrikçi aranıyor. Dün bunu da söyledim. Yan bilgi olarak artık gelirsin, parandan memnun kalırsın, kalmazsın. Ben sizi ne işe alacağım, ne size maaş yapacağım. Benimden yani hiçbir bir alakası yok. Bunu da size yan bilgi olarak söyleyeyim. Tabii ki isteyen gelir, isteyen gelmez. Ben kimseyi de gelin diye davet etmiyorum. Benim vazifem sizleri aydınlatmak. İsviçre'de neler oluyor, neler değişiyor? İşçi lazım mı, değil mi? Biliyorsunuz iltica üzerine video yaptım. Lütfen videolarımı sonuna kadar izlerseniz bütün öğreneceğiniz şeyleri öğrenirsiniz. Bana da saatlerce yorum yazmanıza gerek kalmaz o zaman arkadaşlar. Lütfen videoları titizlikle sonuna kadar inceleyin. Detaylı bilgileri vermeye uğraşıyorum ben. Yani bir iki videom yok. Bu konu üzerinde birkaç tane var. Bunları seyrederseniz tabii ki siz de aydınlanmış olursunuz. Bir adım atmaya kalkacaksanız, şimdi gençlere de sesleniyorum, bir öğrenmiş olursunuz. Ya ben şimdi iltica olarak İsviçre'ye gidersem neler olur, neler gelir başıma? Bunların hepsini videolarımda anlatıyorum arkadaşlar. Bunlar 2 kere 2 4. Ve İsviçre'ye gelmişken bugün gene gazeteden tabii ki ben kendim de bilgiler aldım. Bu seneki pahalılık İsviçre'de arkadaşlar ortalama, bunu da söylemiştim size, %4 ile 5 arası. Tam belli değil, %4 ile 5 arası. Yalnız aşırı pahalılık neye geldi? Bunu da size söyleyeyim. Un ürünlerine, yani makarnadır, ekmektir, bunlara daha da fazla zam geldi. O gelen zamlar aşağı yukarı %20. Un ürünlerine %20. Öbür ürünler daha az. Yani iyi ki az. Almanya ile, Fransa ile, Avusturya ile karşılaştırırsak arkadaşlar, İsviçre'nin durumu bu konuda gerçekten daha da iyi. Yani en az pahalılık İsviçre'ye gelmiş. Ya önümüze de şimdi bir traktör geçti arkadaşlar, bakın. Benim hiç şansım yok mu bu dünyada ya? Gerçekten.
Ya kırmızı yanar ya bir traktör elma yüklemiş, elma götürüyor. Ne yapalım artık? Onun da canı sağ olsun. Elma sevenlere gitsin. Heh. O sağa saptı, biz düz gideceğiz. Ondan kurtulmuş olduk. Evet, nerede kalmıştık? Almanya'da pahalılık arkadaşlar ortalama %11 ile %12'ymiş. Yani şimdi belki arkadaşın birisi yazar orada, yok abi sen haksızsın %10, belki öbürkü yazar %13. Ben böyle okudum, böyle söylüyorum. %11 ile %12 Almanya'da pahalılık varmış. Avusturya'yı daha incelemedim ama sanırım ki Avusturya'da aynı yerlerde olması lazım. Yani görüyorsunuz Avrupa'da da pahalılık yok. Şimdi biliyorum oradan birisi çıkacak. Abi sen pahalılık görmemişsin, gel Türkiye'de %400 pahalılık var. Bunu yazan da oldu. Bunu da biliyorum kardeşim. Bunu bana yazmana gerek yok. Türkiye'de aşırı pahalılık var. Artık o neden olduğunu ben sana söyleyemem. Bunu bana Türkiye'de yaşayan arkadaşlar yorumlarda yazarsa, onların tabii bu konuda daha çok bilgileri var. Ben size İsviçre'den bilgi vereyim. Siz de bana Türkiye'den bilgi verin. Biz de gurbette öğrenelim ki Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. Makarnaya yüzde kaç zam geldi? Una yüzde kaç zam geldi? En çok zam herhalde onlara gelmiştir. Ve benzin, mazot, bunlara aşırı zam geldi geçen seneden beri. Bunları ben biliyorum. Ama siz bana detaylı yazabilirsiniz. Tabii bu sektörde çalışanlar var. Bunun bilim adamları var. Sizler de bana yazabilirsiniz. Bizler de, ben de, benim gibi arkadaşlar da gurbette öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Ben şimdi tabii ki Almanya üzerine, Avusturya üzerine fazla bilgi veremem. Ben zaten kendime vazife olarak üstüme aldım. Size İsviçre üzerinde aydınlatmak, İsviçre'den elimden geldiği kadar bilgi vermek. Çünkü biliyorum ki bazı arkadaşlar yurt dışına çalışmak için gitmek istiyor. Buyursunlar, gelsinler. Ben kimse gelmesin demiyorum. Karşı da değilim. Yani ben bu konuda açıkım. Gelmek isteyen gelebilir, kalabilmek isteyen kalabilir. Dün bir arkadaşımız yazmış. Yani arkadaş yazarken Türkçesi çok yanlış yazmış. Herhalde Azerbaycanlı olması lazım. Harflerden de belli. İtalya'da 5 senelik oturumu varmış. İsviçre'de çalışabilir mi? İzin alabilir mi? Şimdi çalışabilmek için izin almak başka, İtalya'ya gidip gelip çalışmak başka. Bir de İsviçre'de oturum alıp, İsviçre'de oturup da çalışmak başka. Bunlar iki çeşit pabuç oluyor. İlk olan pabuç arkadaşlar, izin alabilirsin ama her akşam İtalya'ya geri dönmen lazım. Yani sınıra yakın bir yerde çalışman lazım. Burada çalışabilmen için, onu da yan bilgi olarak vereyim, AB pasaportun lazım. Şimdi dün de söylemiştim, ya benim hanımın AB pasaportu var, benim yok. O zaman ilk önce hanımın burada iş bulması lazım, oturma müsaadesi alması lazım. Sen de onun müsaadesi ile burada oturma ve çalışma müsaadesi kazanmış oluyorsun. Kanunlar şimdi 2022'de böyle arkadaşlar. Bunu da yan bilgi olarak söyleyeyim. Devamlı bana soruyorsunuz öğrenmek için. Bu arada bakın nereden nereye geldik. Hızlı yola girdim ve St. Gallen'e doğru yol alıyorum arkadaşlar. Gene çenem açıldı. Ben bunları anlatırken nereden nereye geldiğimi de şaşırdım. Evet, hızlı yola geldik ve St. Gallen'e doğru yol alıyoruz. Ve inanın arkadaşlar, o kadar çok işim varken yapılacak sene sonuna kadar. Yani nasıl bitireceğim diye onu düşünürken artık akşamları uykularım kaçtı. Bir taraftan da tabii onu düşünüyorum. Ya onu nasıl yapacağız, şunu nasıl yapacağız derken. Biliyorsunuz bizim şirket, beni takip edenler, bir işçiyi çıkardı. Memnun kalmadılar çalışmasından. Bir işçi de kendisi çıktı. Kaldık iki kişi az. Şimdi birisi başladı, birisi daha başlayacak. Tabii ki onlar işi öğrenene kadar, başlayana kadar. Ve biliyorsunuz bu sene ben 3 kere bir haftalığına Türkiye'ye gittim. Neden? Mecbur kaldım izin almaya. Geçen senelerden çok çalışmışlık saatlerim vardı. Beni mecbur tuttular. Şimdi o 3 haftayı da tabii az çalıştım, iş yapamadım. Ve İş tam ters gitti. Koronaya yakalandım. Bir hafta onun için evde kalmış oldum. Yaptı 4 hafta fazladan evde kalmak. Şimdi bunların hepsini arkadaşlar, hesabını sene sonuna kadar artık nasıl ödeyeceğiz ben de bilmiyorum. Bugün şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı
11 saat çalışacağım. Daha fazla çalışmama zaten müsaade etmiyorlar. Yani resmen bozuk atıyorlar. Bu yaştan sonra da fazla çalıştığım için de kendime kimseye bozuk attırmam diye düşünüyorum. Evet, bu tünelin ismi de Rinderwaldmış. Arkadaşlar, Rinderwald Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Rinder danaların, sığırların otladığı yer oluyor. Yani sığırların otladığı ne deniyor? Çara mı deniyor? Çura mı deniyor? Ne deniyor ona? Aklıma gelmiyor şimdi. Dilimin ucunda da aklıma gelmiyor. Her neyse, sığırların, danaların, koyunların otladığı yer. Evet. Sol tarafta göl var. Onu maalesef göremiyoruz arkadaşlar. Ama tabii elimden geldiği zaman, oralarda yakın olduğum zaman oraları size yine tekrar çekerim. Ve şimdi bu görüntülerin hevesini alın. Bakın, ağaçlar rengarenk olmaya başladı. Bu mevsim de güzel de, yalnız yapraklar döküldükten sonra benim hiç hoşuma gitmiyor. Bilhassa kış mevsimini ben pek sevmiyorum. Evet, durmak yok. Devam. Saat 15 dakika sonra müşteride olmam lazım ve navigasyon orada olursun diyor. 10 dakikada, yani 5 dakikada avantajımız var yetişmek için. İnşallah yetişiriz. Arkadaşlar, görüyorsunuz, Murat Bozdağ'ın da sizin gibi, sizler gibi iş peşinde. Siz belki fabrika makine başınızdasınızdır. Ben de böyle müşteriden müşteriye koşturuyorum. Herkesin kendi işi. Ben bu işi çok severek yapıyorum. Neden? Araba kullanmasını sevdiğim için. Hep aynı yerde çalışmayı da denedim. Yalnız hiç hoşuma gitmedi. Onun için işimi yine değiştirdim. Şansım vardı bu şirkette. İş buldum. Bundan evvel başka bir yerdeydim. Bütün İsviçre'de çalışıyordum ama o çok zor oluyordu. Neden? Pazartesi günü git, cuma günü eve dön. Otellerde yaşamaktan bıkmıştım. Onun için oradan çıktım. Ve bu şirkete başladım ve gayet işimden memnunum arkadaşlar. İnşallah hepinize Allah istediğiniz gibi, gönlünüze göre de sizlere de inşallah iş verir. Herhangi bir yere çalışma gitmek istiyorsanız inşallah gönlünüzce olur arkadaşlar. Ne diyeyim? Yani biraz evvel söylediğim gibi sakın yani demeyin Murat Bozdoğan istemiyor, kıskanıyor, şöyledir, böyledir. Gelmek isteyen gelsin, geri dönmek isteyen geri dönsün Türkiye'ye. Birisi gelmek istiyor, biri dönmek istiyor. Birisi Almanya'dan gelmek istiyor, öteki memleketine dönmek istiyor, daire almış, emekliliğe az kalmış. Herkesin inşallah Allah gönlünüzce yapar, uygular arkadaşlar. İnşallah olur yani. Başka ne diyeyim ki size? Herkesin gönlünüzce olsun diyorum. Evet arkadaşlar, bakın tabelelerde de St. Gallen yazıyor. St. Gallen'e çok az kaldı. Ben de bu videoyu fazla uzatmayacağım. Tekrar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah söyleyecekler şeyler söylendi. Bu çalışma konusunda da bir sorunuz varsa, dünkü videoyu seyretmediyseniz onu da seyredin. Orada da detaylı anlatıyorum. Ne gibi işçi aranıyor, nerede aranıyor, hangi kantonlarda aranıyor, neler yapmanız lazım. O videoda da tekrar söyledim. Ama herhangi bir açık söylemediğim şey varsa yorumlarda bana yazarsanız tabii ki cevaplarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. En sonunda ne diyorum? Sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.